Merhaba hanımlar, Pınar İğne Oyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü model bir arkadaşımın benden istemesi üzerine hazırlayacağım. Kelebek modeli istemişti. Bu kelebek modeli birazcık ağır bir model. Diğer kelebeklere göre konuşuyorum tabii ki. Çok ağır, aman aman yapılmayacak bir model kesinlikle değil. Diğer kelebek modellerine göre birazcık daha ağır, iri bir model olacak. Bugün onu anlatmayı istiyorum. Ben bir tane kelebeğini denedim ve sonucu kendi adıma çok beğendim. Bugün de sizler için ve yine isteyen arkadaşım için yapmış olacağım. İplerim yeşilim leylak 729, turuncu rengim çizmeli 299, pembe rengim leylak 615, açık pembe rengim ise çizmeli 507 numara. Bugün bu modelimi bu yazmamın üzerine ve bu çok şeker renklerle hazırlayacağım. İnşallah sonucu sizler de çok beğenirsiniz. Ben yeşilim ile modelin alt kısmından başlıyorum. Şöyle yazmamın orta kısmından başlayacağım. Çünkü uç kısmında çok şık bir model vardı. Bunu kesemedim, kıyamadım. Biraz daha beklesin. Böyle ara sıra bakıyorum. Bunu şimdilik kesmek istemedim hanımlar. Tabii ki bu modelde kanalımda var. Yapım aşamaları. Zaten son bitmiş hallerini artık profil resimlerine de ekliyorum ki aradığınız modeli görebilmeniz için. Henüz yeni olan videoların resimlerini eklememişimdir. Onları da biraz zaman geçtikten sonra son hallerini koyacağım inşallah. Bu da böyle güzel bir modeldi. Sizler de çok çok beğenmiştiniz. Yine çok da izlenen bir model olmuştu. Ben şöyle kenarından zürafam devam ediyordu. Buradan bugünkü modeli başlayayım. Şimdi modelin ara yolundan şöyle 1-2 adet başlayacağım. Fazla uzamaması adına başlangıçta şöyle 1-2 adet yapacağım. Buraya 2 tane kafesimi hazırlıyorum. Ara yolumun sayısını yine ana modeli yaptıktan sonra daha net ortaya çıkacak. Başlangıcımı şöyle ekleyeyim ki güzel dursun görüntü olarak. İki tanesini ekleyeyim. Kafeslerimde de mutlaka çift dolayarak yapıyorum. Tepelerde bazen çift oluyorum. Bazen modeline göre tek dolayabiliyorum. Şimdi şöyle 3 adet de zürafa yapacağım. Üçüncü zürafadan geriye dönüyorum. Bu kısımda 2 adet sinek kanadı yapıyorum. Alt bölüm oldukça kolay ve güzel de ilerler. Zaman almayacaktır alt model. Üst modeller biraz uğraştırıcı. İşlevleri olduğu için zaman alıcı olur. Ama bu kısım tamamen keyifli ilerletebilecek. Aralıklı aralıklı gittiği için de zamanınızı almayacaktır. Ortalayalım şöyle zürafamıza. Tekrardan şöyle 2 tane boş zürafa yapıyorum.
Ara yolumun tam sayısını vereceğim. Ara yoluma başlıyorum. Yine kuyumcu kafesleri olacak. Sayısını duruma göre bakacağım. Hanımlar, ara yolum için 10 tane kafesimi hazırladım. 10 tane yeterli gibi geldi bana. Sonrasında 10. kafesimi yaptım. 3 tane zürafamı yapıp 3.'den tekrar geriye dönüyorum. Yani aralarda 2 tane, şuralarda olduğu gibi 2 tane zürafa kalacak. Şimdi 2 adet sinek kanadımı buraya da yapacağım. Sonrasında bu altı tamamlayıp yine diğer aşamasıyla beraber olalım. Bu bölümü de tamamladım. Şimdi şu kısımlara kelebek modellerimizi hazırlayacağız. Bunun için burada açık olan pembe rengimi alıyorum. Aslında tam yazmamın rengine uygun olsun diye yaptım ama bu elimdeki pembe biraz daha açık. Bu daha kirli bir pembe. Onu bulamadığım için şimdilik bu rengimle çalışacağım. Hanımlar, şimdi ilk sinek kanadımdan ekliyorum. Sıkı bir düğüm attım. Diğerine de geçerek bir yuva oluşturacağım. Burada tamamen göz kararı bırakıyorum. Bu gözeneğimiz ne büyük ne de küçük olmalı. Şimdi gözeneğimden tekrar ipimi başa alıyorum. İpimi iki kata çıkardım. Şimdi kelebeğimizin ilk kanadını başlamak için 3 tane küçük pırpır yapıyorum. İyice kenara alıyorum bunu da. 3 tane yapacağız. Diğer modele takılıyor ipim. Üç tane yaptıktan sonra ilk pırpıra geri dönüyorum. Arttırma işlemleri yapacağız. 7'ye kadar arttıracağım. Geriye döndüm. Hemen aynı pırpırın içerisinden arttırmamı yapıyorum. Kenardakileri de küçük yapmaya özen gösterin. Orta kısımlardaki zürafalardan çok uzun olursa bu kenar pırpırlarınız, İstediğiniz görüntüyü elde edemezsiniz. Bu zürafaların boyutunu geçmesin. İpimin yapısı biraz sert olduğu için pek rahat çalıştırmıyor. Şöyle aynı yerden tekrar girdim.
arttırmamı yaptım. Gözün eksiğim şu anda 4. Tekrar başa geliyorum. Bakın aynı ilk baştaki pırpırın içerisine girdim ve kenardaki arttırmamı yapıyorum. Küçük olduğu için şöyle iğneyle de bir meydana çıkarmamız lazım. Şimdi aradaki zürafaları yapıyorum. Dört ve aynı yerden tekrar giriyorum. Bir tane küçük pırpır yaparak arttırma bölümünü tamamlamış oldum. Bu sırada da şimdi gözenek sayım 5 oldu. Yine tekrar döneceğim. Gerektiği kadar ipinizi bırakın. Fazla ve eksik olmamalı. Bu biraz fazla. Geriye döndüm. 6-7 yaparak yine tamamlayayım, döneyim. Son sıramın 7.sini de yapıyorum. Küçük bir pırpır ve çok kuvvetli bir düğüm atmamız lazım. Dipten kesebilirim. Şimdi kelebeğimin ilk kanadını tamamlamış oldum. Tekrar pembe rengimi bu taraftan da ekleyerek ikinci kanadımı bu tarafa yapacağım. Yine 3 tane pırpırla başlayacağım. Bu kanadımı da yapacağım. İkisinin arasında bir miktar aralık olmalı. Bunu tamamlayayım. Yine devam edelim. Kanatlarımı da tamamladım. Bir diğeri de hazır. Bitirdikten sonra şöyle kanatlarınızı da kenarlara doğru çektirin. İyice hem köşelere taşınsınlar ve orta kısmında ihtiyacımız olan boşlukta tam olarak meydana çıksın. Hemen diğer aşamasına geçiyorum. Burada pembe ipimi alarak şöyle ilk pırpırdan ekliyorum. İyice sabitledim bunu. Şimdi iki tane boş bırakacağım. 1-2 tam ortadakine 4. zürafaya gelerek burada bir yuva oluşturacağım. Yuvayı çok büyük yapmaya özen gösteriyorum. Ne küçük olmalı ne de büyük olmalı. Göz kararı bıraksın. Buradan da yine son pırpıra geliyorum. Aynı şekilde ikinci yuvayı da hazırladım. Bakıyorum şöyle bir miktar daha büyüyebilir bu. Sıkı bir düğüm attım. Bir sırayı götürdük. Şimdi bir sırada geri geleceğim. Aynı zürafaya tekrar batıyorum. İpimi iki kata çıkaracağım. İçinde geriye dönerken pırpırın içerisine batıyorum. Burayı da tamamladım. Şimdi yuvalarımın içerisinde sık iğnelerle doldurmam gerekiyor. İlk olarak şöyle tam olarak dip taraftan başlayacağım. Sık iğnelerimi saymayacağım.
Güzelce dolana kadar devam edip dolduruyorum. Bir tane daha alacak. Tam dip kısmına kadar inmeliyim. İlk yuvamı sık iğne ile doldurdum. Şimdi aynı şekilde ikinci yuvama geçiyorum. İkinci yuvama da dip kısmından başlayacağım. Doldukça burası iyice kendisini dibe doğru itecektir. Bir tane daha bu içeriye doldurayım. Yuvayı doldurdum. Son olarak da pembe pırpırımı batarak burayı tamamlamış olacağım. Burası tamam hanımlar. Bakın bu şekilde doldurduk. Buradan sonra ne yapıyorum? Şöyle ipimi bir gerdireyim. Kıvamı güzel olmalı. Buradan sonra araya iniyorum. Şöyle ipimi de baş parmağımla aşağıya doğru yön vererek kolayca şekil almasını sağlayacağım. Buradan bu kenardan inmiş olduk. Kenarımızı pembe yapmış olduk. Şimdi araya iki tane pırpır yapacağız. Pırpırlarımız şu en azından şu kısımla aynı boylarda olabilir. Küçük bir miktar geçebilirdi. Uzun pırpır yapmak biraz yorucu oluyor. Ayarlaması biraz sakıncalı oluyor. Ben şöyle yaptım. Bir miktar boyunu geçirdim. İkinciyi de yine araya sıkıştıracağım. Bir de bu aranın çok fazla büyük olmaması da önemli. Sıkı sıkı dolduralım ki modelimizde taş gibi durabilsin. İkinciyi yapıp ayarlaması da alanda dar olduğu zaman biraz daha sıkıntılı oluyor. Acele etmeden buraları ilerletin. Şöyle ikisini de uzatın. Tutun. Bir miktar şu ikinci pırpırım kısalabilir. Şöyle iğnemle hafiften dokunuyorum. Tekrar bakayım, uzatayım. Evet, şu an gayet iyi oldu. Sıkıca düğümü atabilirim. Hemen buradan şu kısma yukarıya çıkıyorum. Pırpırlarım biraz küçük olduğu için katlarını ayırmadan geçersem iyi olacak. Buraya da pembe ipimizle yukarı çıktık. Aynı şekilde yuvalarımızı oluşturuyoruz. İki tane zürafayı boş bıraktık. Dördüncü zürafamıza geldik. Yeterli gibi geldi bana. Hemen buraya da gelelim.
acele etmeden geçmeyin, hemen ayarlayın yuvalarınız. Göz kararı eşit olduğunu düşündüğünüzde devam edebilirsiniz. Sonra yine zürafaya batıyorum. Açık pembe zürafaya. İkinci katımı ilerletiyorum pembe rengimle. Şöyle üzerinden eşit olarak yapalım ki sık iğneleri doldururken sıkıntı çıkmasın. Burada da yine açık pembe köşedeki pırpırıma batıyorum. Geri gelirken. İçeri batmıyorum. Arkadan iki ipimi tuttum. Yine başlarken tam köşeye sık iğne atarak başlıyoruz. Evet, bu bölümü de dolduracağım hanımlar. Diğerini de turuncu ile yaparım. Sonra şuraya ufak bir şeyler yapacağız. Tamamlayıp döneyim. Sık iğnelerimi bitirdim hanımlar. Pembeyi de yaptım ve turuncumu da tamamladım. Şimdi son olarak şu aradaki iki tane pırpırımıza yine kanatlarda kullandığım pembe ile iki tane kere olan motifi hazırlayacağım. İpimi ekledim. Kere olan motifimi 5 defa yapacağım. Bunun için de çok küçük bir pırpırla başlamalıyım ki çok iri durmasın. 3 yaptığım zaman biraz kısa kaldığını düşünüyorum. O yüzden 5 defa saracağım ipimi. Şöyle küçük bir pırpırla başlıyorum. Hemen bir tur geri dönüyorum. Bu ikinci. Sizler her defasında yazmanızı kendi yönünüze çevirebilirsiniz. 2 3 Ara sıra gerdirin çünkü kel olan motifi çok düzgün bir ip istiyor rahat yapabilmek için. Geriye döndüm tekrar. Dördüncü. Her ipimiz bir öncekinin üzerine oturmalı. Düğümlerimi sıkı sıkı atıyorum. Son olarak beşinciyi de yapıyorum. Bu da son olacak. İpimi geri alıyorum, düzenliyorum ve kuvvetlice sıkı düğüm atıp ipimi dipten kesebilirim. Hemen bırakmıyoruz. Pırpırımızın tam tepesini eşit miktarda duracağı şekilde taşıyoruz. Bu şekilde benekler koyacağız kelebeklere. Diğerlerini de tamamlayayım. Bitmiş haliyle sizlerleyim. Şu arası için bir şeyler düşünüyor muyum? Tam karar veremedim. Tamamlayayım, geleyim. Yine tekrardan konuşuruz. Hanımlar, modeli tamamladım. Son hali bu şekilde oldu. Aralara bir şey yapmak istemedim. Baktım yeterli bu. Zaten model oldukça renkli ve gösterişli. Birazcık da iri bir model olduğu için aralara bir şey yapmaya gerek yok sanırım. Ben böyle oldukça beğendim. Sizler ne düşünüyorsunuz kelebek modeli hakkında? Renkler çok muhteşem oldu. Ben keyif alarak yaptım ama şunu da ekleyeyim. Gerçekten zaman alıyor. Alt kısım kesinlikle zaman almıyor. Çok güzel ilerliyor ve keyifle de yapabilirsiniz. Ama üst bölümler hem neredeyse sık iğneli ve bu şekilde birçok alanı da olduğu için yapılacak bayağı bir zaman alıyor ve ip de harcıyor. Bu şekilde inşallah sizler de beğendiniz. Böyle yazmamın ortası boş, kenarları desenliydi. Bu yazmamı da oldukça model hazırlamıştım. Şöyle biraz bekleyelim. Gerçekten çok da şık bir model olmuş. Şöyle hemen çevireyim. Ben
ben uç kısmındaki kel olan motiflerini 5 sıra olacak şekilde yaptım. 3 sıra sanki biraz zayıf kalıyor. Bana öyle geldi. Tabii ki dileyen 3 sıralı da yapabilir. Sayısını arttırdığımızda kontrol edemiyorsanız 3 sıralı da yapabilirsiniz uç kısmındaki benekleri. Evet, şimdi fiyat vermek istiyorum. Sıklığı benim için böyle iyi. Belki kimi için sık olabilir. Arasını açar veya daha kısaltabilirsiniz dilediğiniz gibi. Ben yapıyor olsaydım bu aralıklarda tercih ederdim yine. Bu şekilde yapıyor olsaydım yazma haricinde bu modeli kesinlikle 250 TL'lerden aşağı başlamak istemezdim. Bugün de selamlarımı yine bu modeli benden isteyen Elmas Bitiş arkadaşıma çok teşekkür ederim. Kendisine de çok sevgiler, selamlar gönderiyorum. Yine beni izleyen her birinize canı gönülden teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Bugün de böyle sonlandırayım. Bir sonraki yeni bir modelle inşallah tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.